Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videodan herkese merhaba. Sizleri hafta içerisinde arkadaşlar Twitter'da söz verdiğim gibi iki tane beğendiğim şirket var. Bu halka arz değerlendirmesini yapacağım demiştim. Bunlardan dün SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri'ni paylaştım. Bugün de Astro Enerji'yi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz ben Twitter'da daha önceden bazı şeyleri yazıyorum. Detaylı biçimde YouTube videoları da çekiyorum. Her halka arzı da değerlendirmiyorum. Bu iki halka arzı beğendiğim için paylaşmak istedim. Sizlerle detaylı biçimde anlatmak istedim. Her halka arzı değerlendirmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz biraz şirkete önden bakıyorum. Daha sonra değerlendirmeye başlıyorum. Şimdi Yatırım 101 YouTube kanalını ilk defa ziyaret ediyorsanız bu videoyu ilk defa izli izliyorsunuz tabii ki ama Yatırım 101 İsmini ilk defa duyuyorsanız kısaca kendimle ilgili bilgi vereyim. Çünkü çok fazla da kanala yeni gelen kişi var. Yatırım 101 arkadaşlar bir finansal okuryazarlık oluşumudur. Yaklaşık 2 senedir online finans ekonomi borsa eğitimleriyle insanlara doğru yatırım yapmayı, bilinçli yatırım yapmayı ve kimseye ihtiyaç duymadan yatırım yapmalarını sağlamak için aslında içerikler oluşturuyoruz. Yatırım 101.com benim web sitem. Buradan birçok eğitim ve benle ilgili birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. İkinci önemli kaynağınız Yatırım 101 YouTube kanalı olur. Yatırım 101 YouTube kanalında arkadaşlar temeliniz videolarını bulabilirsiniz. Birçok şirketin detaylı temeliniz videosunu yapıyoruz. Tematik borsa ve his yorumlarını bulabilirsiniz ve katılı özel çok fazla video daha var. Orada 8 farklı eğitim var. 55 saatin üzerinde eğitim videosu var. Katılı özel serilerimiz var. Model portföy oluşturuyoruz. Ve haftalık endeks ve hisse değerlendirmeleri yapıyoruz. Dolayısıyla tüm bu içeriklerle sizlere arkadaşlar doğru yatırımını yapma, yapmanız için sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu videomuzda da sizlere Astor Enerji'yi anlatacağım. Ee, bu yatırım 101 bir anlatım olacak arkadaşlar. Diğer muhtemelen halka arz değerlendirmeleri gibi basit bir anlatım olmayacak. Detaylı bir anlatım olacak. Çünkü şirketler arkadaşlar detaylı bu tarz şirketler halka arz olan şirketler borsada yatırım yapıyorsanız arkadaşlar bir yarım saatinizi 40 dakikanızı ayırıp o şirketi öğrenmek, nasıl para kazanıyor, şirketin borçluğu nasıl, gelecek adına planları nasıl, yatırım faaliyetleri nasıl, kar marjları nasıl, sektöründeki büyüme nasıl, sektöründeki rekabetçilik düzeyi nasıl, bunların hepsini detaylı biçimde anlamamız gerekiyor. Bir şirkete yatırım yapmak öyle kolay değildir ve bir şirkete yatırım yapmak sadece teknik analizi grafiğini açıp bakmakla bir aslında işte fin tables ya da işte bir bilanço yorumuna bakmakla olmuyor. Şirketin faaliyetlerini, sektörünü değerlendirmemiz gerekiyor. Daha önce sizlerle bir ay önce Alfa Solar Enerji Halk Arzı değerlendirmesini paylaşmıştım. Bir ayda 52 bin izlenmiş. Çok teşekkür ederim. Yine aynı biçimde detaylı biçimde anlatmıştım burada. Bu videoda da her zaman olduğu gibi biliyorsunuz temelinizde bir format oturtmaya çalışıyoruz sizlere temeliniz nasıl yapılır, nasıl mantıklı biçimde bir şirket değerlendirilir bunu anlatıyorum ve bir üçgen şeklinde aslında temelinizi anlatıyorum. Bu işin yüzde %50'si sektör analizi demiştim birçok yerde. Bunu da paylaştım. Burada da bu halka arz değerlendirmesinde de Astor Enerji'yi değerlendirirken önce içinde bulunduğu sektörü değerlendireceğiz. Daha sonra şirketin kendisini analiz edeceğiz. Yani aslında böyle bir işleyiş içerisinde gidiyoruz. Tabii ki elimizde olan bilgilerle gidiyoruz. Yani şirketin bize verdiği bilgilerle, kamuya açık bilgilerle gidiyoruz. Beni bu halka arz aslında değerlendirmesinde biraz hayal kırıklığını uğratan aracı kurum raporlarına ulaşmak son derece zor oldu. Yani izahnameye ulaşıyorsunuz ama fiyat tespit raporuna ulaşamıyorsunuz. Fiyat tespit raporu 2-3 gün sonra halka arz olacak bir şirkette çok kolay ulaşılabilir olmalı. Çünkü aracı kurumlar sonuçta bu hisseye bir hedef fiyat biçmişler. Bu hissenin halka arz fiyatı Astor'un arkadaşlar 12,5 TL olacak. Halka arzla ilgili genel bilgiler de vereyim sizlere. E, toplamda arkadaşlar 3 gün sürecek halka arz süresi. E, bu 3, 3 günde e, 12,5 TL'den halka arz olacak. E, Astor'un fiyatı 12,5 TL olacak. 28-29-30 Aralık'ta bu üç günde e, talep e, toplama işlemlerini yapabileceksiniz. Yine Google üzerinden Astoral cars aracı kurumlar yani baş, başvurabileceğiniz aracı kurumlar yazdığınızda çıkacaktır. Şimdi burada tek tek e, bunların üzerinden geçmeyelim çünkü son derece bulması kolay. Astor'un halka arz e, oranı yani halka açıklık oranı yüzde 20 civarında olacak. Toplamda 210 milyon adet lot dağıtılacak önemli bilgilerden bir tanesi de bizim yatırımcımızın sevmediği oransal bir dağıtım olacak. Yani talep ettiğiniz oranın büyüklüğüne göre alacaksınız. düşünebilirsiniz. Tabii ki bizim yatırımcımız ne eşit dağıtımı seviyor ne oransal dağıtımı seviyor çünkü özellikle oransal dağıtımda birçok şeyi teminat gösterip alabiliyorsunuz böyle şeyler var, detaylar var. Dövizinizi teminat gösterebiliyorsunuz, biz 30 hisselerinizi teminat gösterebiliyorsunuz ama değişebiliyor bu durum. Dolayısıyla yüksek hacimli kişiler yani yüksek hacimli başvuranlar çok daha yüksek lot alıyor. Eşit dağıtımda da herkese çok daha az lot geldiği için, herkese eşit geldiği için sevmiyor. Yani küçük yatırımcı bir tek hiçbir şekilde memnun olmuyor herhalde. En memnun olduğu halk arzlardan bir tanesi son dönemde alfa solardı. Çünkü orada bir kota vardı. E, 60.000 TL'ye denk geliyordu. Yani 1000 not altına farklı bir e, dağıtım. 1000 not üstüne farklı bir dağıtım vardı. Şimdi böyle burada bir kota yok. Gördüğümüz kadarıyla. E, ulaştığımız detaylara ulaştığımız kadarıyla. Ben size şimdi... Normalde temelinizde biliyorsunuz, hep sektör analizden başlarım ama birçok şeyi de hazırladım size anlatmak için. İzahname üzerinden gitmeyi uygun görüyorum çünkü elimizdeki en uygun şu anda anlatabileceğimiz şey izahname. Bir de siz belki bu videodan sonra benim nerede neyi anlattığımı takip etmek istersiniz diye çok daha kolay olur diye düşünüyorum. O yüzden izahname üzerinden gideceğim. Yani sektör analizi izahname de biraz sonda olduğu için. E, şirketin bize e, izahnamede verdiği bilgilerle ilerleyeceğiz ama yine sektörü değerlendireceğiz çünkü çok önemli bir sektörde Astor enerji sektöründe e, yatırımıyoruz bir YouTube kanalına ilk defa geliyorsanız temeliniz videolarında arkadaşlar bizim en çok değerlendirdiğimiz sektör enerji sektörü burada birçok enerji sektörünü paylaştık e, bu sektörde iş yapan ve büyük getiriler elde ettik enerji sektöründe. Çünkü doğru sektörü bulduk. Dün de Twitter'da paylaştığım gibi kendimle ilgili bir sır verdim aslında. Benim için önemli olan arkadaşlar işin çok büyük bir kısmı sektör analiz ve Astor şu anda bu enerji sektöründe rest demeden, gest demeden yenilebilir enerji, yenilemeyen enerji yani bildiğiniz geleneksel enerji yöntemlerinde hepsini ürün tedarik eden bir şirket bir arkadaşlar aslında transformatör ya da işte trafo dediğimiz ürünleri üretiyor. İçerisinde güç transformatörleri var. 1000 megawatt'tan 800 kW'a kadar gerilim seviyesi var. Dağıtım transformatörleri var. Zaten en büyük kullanılan ürünleri bunlar. Daha sonra dökme reçineli kuru tip transformatörler diye geçiyor. Buradan ürünlere baktığınızda detaylara buradan da bakabiliyorsunuz. Hava yalıtımlı modüler hücresi Beton trafo merkezleri yani o bildiğiniz trafo merkezlerinin içerisindeki Birçok ürünü aslında Astor üretiyor şimdi Enerji biliyorsunuz günümüz günümüzün ve önümüzdeki yılların da Önemli konulardan bir tanesi Ve orada özellikle şu anda yenilebilir tarafında bir Talep olsa da O sektörün dışında yenilebilir dışında da ciddi bir talep var ve Astor aslında çok büyük yatırımlarla şu anda Türkiye'nin yerli aslında isimleri arasında en büyük şirketi yani sektöründe arkadaşlar iç pazarda ikinci sırada İç pazarda birinci sırada e, muhtemelen e, Schneider Elektrik diye düşünüyorum çünkü global anlamda çok büyük rakipler vardır e, bu elektrik sektöründe Schneider Elektrik, ABB Elektrik, Siemens, Hitachi. Bunlar küresel oyunculardır. Astor bunlarla yarışıyor tabii ki. Astor'un ürün gamı çok daha çok daha nişlemim de çok daha dar. Yani bu buradaki söylediğim şirketler çok büyük şirketler. Yani sadece elektrik değil, ürün gamları çok geniş arkadaşlar. ama işin transformatör tarafında bir yerli firmamız bu şirketlerle rekabet ediyor. Bu da aslında gurur duyacağımız bir şey. Ürettim ee, üretim kapasitesiyle sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da sayılı aslında e, tesislerinden bir tanesi adet olarak. Yani Astro Enerji para nereden kazanıyor dediğinizde aslında bu elektrik ve enerji sektöründeki bu projeler yapılıyor. Bu projelerde biliyorsunuz her türlü transformatör kullanıyor. E, transformatör e, aslında iki gerilim yani iki hat arasında iki elektrik hattı. Örneğin evle iş yeri, iş yeriyle ev, konutla işte ana üretim merkezi ve işte mahallelerde gördüğünüz büyük trafolar bu ikisi arasındaki bu sistemlerin aslında üretilmesi, tasarımı, bunun argesinin yapılması ve bu konularda transformatör trafo üretimini sağlıyor. E, parayı kazandığı yer arkadaşlar bu. Zaten ürün gamına baktığınızda şöyle siteden gelip ürün gamına baktığınızda daha çok transformatör olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki birçok böyle irili ufaklı şeyler var. Ee, ama transformatör yani kısa adıyla trafo diyebiliriz. Şimdi çok böyle teknik detaylara girmeye gerek yok ama transformatör dediğiniz şeyler arkadaşlar güç transformatörü, dağıtım transformatörü, büyük ürünler. Yani öyle ufak ürünler değil. Sadece e, o konuda bir e, bilgi vermiş olayım. Şimdi Astor'un basit anlamda nasıl para kazandığı ee, ne ürettiği, ürünlerinin ne olduğu aslında sitesinde açık, ben de çok basit biçimde bilgi verdim ama size daha çok hikayesinden bahsedeceğim. Ee, izahnameye, geçtik, i̇zahnameye geçeceğim, hikayesini anlatacağım. Ee, hikayesine e, geçtiğimde de izahname üzerinden giderken de birçok detaylı biçimde e, giriyor olacağız. Ee, öncelikle bu şirket halka arz olurken, halka arzdan elde edecek fonun arkadaşlar %50-60'ını e, yatırım finansmanında işte araç makine alımında %25 civarını işletme sermayesinde kullanmak için %20-25 civarında da yüz, finansal borçlarını kapatmak için kullanacakmış. Şirketin tüm yatırımlarına geçmişine baktığımda şunu gördüm. Şirket bu zamana kadar gerçekten öz kaynaklarıyla ilerlemiş. Yani çok fazla bankadan borç almamış. Aslında çok borçlu bir şirket değil. E, şu an el borçlarının sebebi ve halka olmasındaki asıl sebep şirketin özellikle yurt dışı tarafta alacaklarının vade süresinin uzun olması ama vereceklerinin vade süresinin kısa olması sebebiyle bir işletme sermayesi ihtiyacı doğmuş. Yani siz büyük işler yaptığınızda arkadaşlar bu gelir gider dengesini çok iyi ayarlamanız lazım. Özellikle cash flow yönetimi yani şirkete giren nakitle çıkan nakitin valör süresini dikkate alarak biraz şirket bu anlamda aslında finansal anlamda daha iyi yönetilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu yüzden halka arz olmak çok da bence geçerli bir sebep değil. Belki de halka arzın bahanesi olmuş olabilir. Ama şirketin yaptığı faaliyet sektör anlamında, büyüme anlamında gerçekten umut vadeli olduğunu söyleyebilirim. Birazdan da zaten detaylı biçimde vurgulayacağım. Çok fazla not aldım. Yani izahname 244 sayfa, e gözünüz korkmuş olabilir. Ben 244 sayfa üzerinden gitmeyeceğim. 44-47 tane önemli noktayı sadece sizlere belirtiyor olacağım. Şimdi şöyle çok hızlı biçimde gidelim. Benim tabii ki ilk sorguladığım şeylerden bir tanesi izahname içerisinde yerli üretim. Çünkü e, özellikle hidroparda bu konuya dikkat çekmiştim. Bir e, ürün, ürün üretim yapıyorsak arkadaşlar Türkiye'de sanayinin gelişme sürecine baktığımızda da Çoğunlukla zaten biliyorsunuz yurt dışındaki üretilen bir ürünü daha ucuz üreterek başlıyoruz. Daha sonra kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bu 50 yıllık 100 yıllık Türkiye'nin sanayi geçmişine baktığınızda hep böyledir. Dolayısıyla bir katma değer olduğu hep sorgulanır. Şimdi bu şirketin yerli üretim noktasında ben hani yaptığım araştırmalarda çok büyük oranda aslında üretim yerleşmesi olduğunu tabii ki Hiçbir ürün arkadaşlar şu an ekranda izlediğiniz laptopta işte e, televizyonda birçok şeyde yerli üretim olsa da birçok parçayı yurt dışından alıyor. Yurt dışından aldığınız bir üret, ürün de aslında bir Alman ürünü de birçok şeyi Çin'den işte Amerika'dan oradan Hindistan'dan alıyor. Bugün giydiğiniz kıyafetlerin birçok markası da biliyorsunuz uzak doğuda üretiliyor. Yani yerlileşme konusu biraz farklı yorumlanabilir ama... E, biz burada katma değerin yüzde kaçının yerli olduğunu sorguluyoruz. Bu özellikle şirketin kar marjları anlamında önemli. Neden? Çünkü dolar çok arttığında zaten tedarik zinciri sıkıntıları var. Zaten bir sürü çip sıkıntısı var. Bunların malların fiyatları çok artıyor. Sizin kar marjlarınız çok olumsuz etkileniyor. Yani bu detaylarda saklı aslında şirketleri analiz etmek. Dolayısıyla yerli üretim sorusunun cevabı bu çalışmanın içerisinde yok ama büyük oranda yerli olduğunu gördüm. Mesela Hidropar'da bunu görememiştim. Ee, çok daha, biraz daha ithalat aldığı ürünleri biraz işleyip e, yurt dışına satan bir profil vardı. O yüzden de e, görüşlerimi orada da objektif biçimde anlatmıştım. Şimdi burada biraz daha tam tersi tarafta olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani yerli üretim var, katma değer var. Zaten e, Avrupa'nın en büyük tesislerini koy, koyuyorsanız, yani yurt dışından al direkt yerli ürün ürün şeyine satla olmaz. Dolayısıyla bir katma değer üretmeniz lazım. E, bunu da görüyoruz. E, en azından büyük bir e, aslında atö büyük bir üretim tesisinin olduğunu e, zaten yatırımcı sunumunda şeyde bahsediliyor. Şimdi üretim e, aslında ürün gamına baktığımızda biraz önce özet geçtim. Çok basit içinde çok detaya böyle tekniğe boğmaya gerek yok. Ürün gamının burada dağılmasını anlatıyor ama ala ana olayın transformatör olduğunu, traf olduğunu çok hızlı biçimde söyleyip geçelim. Biraz önce söylediğim gibi halka arzın nedeni işletme sermayesine doğan ihtiyaç. Bu biraz böyle halka arz için bahane aranmış bulunmuş gibi geliyor. Objektif yorumlarımdır. Ben gördüğüm kadarını yorumluyorum ama Enerjinin halka arz olmayı hak eden bir şirket. Artık şirket büyümek isminden de küresel anlamda, global anlamda bahsedmek istiyor, o yüzden de çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Şirket sadece tabii ki ürün satmıyor, şirket aynı zamanda mühendislik danışmanlık satıyor, bakım ve onarım satıyor ve çatı gez ürün, elektrik üretim satışları da mevcut. Tabii ki bu çok çok az bir kısmı, yani GES işinde varlar diye hemen atlamamak lazım. Bu satılan ürünlerin dağılımına baktığınızda biraz önce söylediğim gibi işin çok büyük bir kısmı güç ve dağıtım. Yani elektriği bir ana merkeze topluyorsunuz oradan da dağıtıyorsunuz. Şimdi biraz sonra belki konusu geldiğinde gireceğiz ama ben hani şimdi yakalamışken söyleyeyim. Elektrik sektörüne enerji üretim sektöründeki olan büyük talebe elektrikli araçların gelmesine yenilebilir enerjinin dönüşümünden ve bütün elektrik altyapısındaki birçok yatırıma hem gelişmekte olan ülkelerde hem de gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz inanılmaz bir büyüme potansiyeli var. Bunu diğer videolarımda çok fazla paylaştım çünkü bu sektörü çok fazla değerlendirdim. Dolayısıyla şirketin sektörü büyüyen bir sektör bunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Mesela SDT uzay havacılıkta bahsedemediğim şeyleri buralarda bahsedebiliyorum. Yani sektör burada önemli. Önümüzü görebiliyoruz. Önümüzü tahmin edebiliyoruz. Zaten Yatırım 101 YouTube videolarını izlediğinizde, bu temeliz videolarını izlediğinizde artık neyi nasıl değerlendirdiğimi siz de görmüş olursunuz. Anlıyor, anlıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla siz de sektörel değerlendirmenin önemini bir kez daha e, anlamış olacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi e, dolayısıyla ürün satışlarının büyük bir kısmı transformatörler tarafından e, geliyor. Şöyle geçelim. Bunları konuştuk. Gelir tablosunun özetine bakalım. Şimdi izahname üzerinden gidiyoruz. E, gelir tablosuna girelim. Sonra gelir tablosundan çıkacağız ama gelir tablosuna baktığımızda istikrarlı bir haslat tablosu var. 2019'da 1 milyar. 2020'de 1.5 milyar. 2020'de 2021'de 3 milyarlık bir ciro var. E, 2022'de 6 aylıkta 2.7 yani yıl sonunu tahminen iki katı yapsa 6'ya yakın bir ciroyla e, bitirecek. 6 milyar TL ciroyla e, kapatacak çok büyük bir gerçekten yani 3 yılda 6 katına çıkan bir e, ciro var. Gerçekten çok büyük bir e, aslında gösterge bu. Şirketin bürüt karı, karlı %30 civarında yani bürüt kar bölü hasılat oranından baktığınızda bu %30 zaten şirketin çok büyük katma değeri içerisinde ürettiğinin bir göstergesi. Yani siz yurt dışından ithal edip iç pazara satarak bu kadar kar marjlarına erişemezsiniz. Dolayısıyla bu anlamda finansal tablolar bizim görüşümüzü destekliyor. Şirketin bürüt karı net dönem karı birazdan onun için not almıştım geliriz ama %15-16 civarında son dönemde %20'lere çıkmış durumda. Yani karlılık artıyor adet artıyor bakın. Satışlar artıyor, e, karlılık artıyor, faaliyet karı artıyor ve e, finansman gideri dediğimiz şey, finansman gideri burada gerçi göremiyoruz, onu bir önceki, bir sonraki gelir tablosuna görürüz. Orada da e, finansman giderinin çok fazla olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla orada çok daha net bir şekilde üzerine e, eğiliriz. Fabrik marjına baktığımızda demin söylemiştim, brüt kar marjı yüzde işte 30 civarına denk geliyor. E, Favök marjı da %27-28-23 civarına geliyor. Gayet iyi bir e, Favök marjımız var. Biliyorsunuz Favök'ü yakından takip ediyoruz. E, Favök bizim için özellikle bu tarz şirketlerde e, önemli. E, şirket biraz önce e, demin söylediğim gibi halka arz olmasındaki o, o sebeplerden bir tanesi işletme sermayesini karşılamak. İşletme sermayesini karşılamak isteyen şirketlerde genellikle e, işletme sermayesi yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir yazıyor. Hani bu biraz çelişen bir ifade. E, biraz önce de söylemiştim zaten. Dikkat etmek lazım. Yani e, işletme sermayesi aslında bir sıkıntı yok. Daha çok alacak verecek e, vade farkından kaynaklanıyor. Şimdi risklere baktığımızda demin söylediğim e, yerli üretim, işte bürütkar marjı artı risklerin hiçbirinde mesela ithal mal döviz girdisine bağlı olarak kaynaklanıyor. E, bir risk belirtilmemiş. Bu gördüğünüz o değil. Yani ben döviz kurları çok artarsa maliyetlerim benim düşer, şey artar ve karlım azalır gibi bir ifade yok. Bu da aslında bizim bu yerli üretime katma değerli üretim görüşümüzü destekleyen üçüncü tezimiz, üçüncü aslında sebebimiz oluyor. Mesela bir önceki halka az değerlendirmesi SDT'de bunun tam tersini paylaşmıştım. Yani her şirketin kendine ayrı bir arkadaşlar risk ve fırsat aslında getirisi var şey var ne derler penceresi var şimdi Bu tablo üzerinden Çok hızlı biçimde Aslında şirketin böyle bir cari oran likit oran asit test oranı var biliyorsunuz takip ettiğimiz Bakın fiyat tespit raporu elimizin altında olsa onlar çoktan hesaplanmış olacak ve çok daha kolay biçimde Sizlere anlatabileceğim ama Onlar olmadığı için sizlere Yatırım 101 eğitimindeki yani YouTube katılı üzerindeki eğitim üzerinden aslında çok basit biçimde göstereceğim. Cari oran dönem varlıklarla kısa vadeli yükümlülükleri kıyaslarsınız. Daha sonra likidite orana geçersiniz. Likit oran ya da likidite oranı onu da şöyle göstereyim. Bulabilirsem. Dönem varlıkları kısa vadeli pardon. Asit test oranına geçersiniz. Dönem varlıklardan stokları çıkartırsınız. E, kısa vadeli yükümlülüklere bölersiniz. En sonunda da nakit oranı bulursunuz. Yani özetle cari oranın 1 olması istenir ve bu demin gösterdiğim sırayla takip ettiğiniz e, durumda şirketin nakit ödeme kapasitesini anlarsınız. Şimdi biz buraya baktığımızda şirketin dönem varlıkları 837 milyon. Şirketin e, kısa vadeli yükümlülükleri 663. Şöyle baktığımızda 1 milyon 1 milyar 142 milyon e, 789 milyon. 2 milli, 2,5 milyar, e, 1,8 milyar. Yani şirketin cari oranı birin üzerinde. Hatta 1-1,5 civarında. E, dolayısıyla şirketin aslında stokları da e, çok fazla yok. Yani stokları da çıkarttığınızda 2 bölü 1,8 1'e geliyor. Stokları çıkartılmış hali 1'e geliyor. Dolayısıyla şirketin aslında bir Bir e, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamama ile ilgili bir sıkıntısı olduğunu e, göremiyoruz. Şimdi biraz önce söylediğim konuya geldik. Şirketin gelir tablosuna baktığımızda finansman giderlerine baktığımızda arkadaşlar şirketin cirosu 3 milyara yaklaşmış. Şirketin finansman e, geliri gideri yani finansman gideri öncesi faaliyet karı 795, finansman gideri 146 yani çok az. Şirket arkadaşlar boş kullanmayı seven bir şirket değil öz kaynaklarla geçiniyor. Dolayısıyla bu beğendiğim bir e, aslında resim olmuş. Beğendiğim bir tablo olmuş. Biraz önce net dönem kar marjını söylemiştim. Buraya not almışım. E, net kar marjı sırasıyla %11, 15, 16 ve 643 yani son 2022'nin 6 aylık performansına baktığımızda %23 artan bir net kar marjı var. Son derece e, iyi bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki birçok detay izahname de ayrıntıda gizli. Şimdi birçok arkadaş belki şimdiden videoyu kapatıp çıktı. Geri kalan sağlar bizimdir. Onlar bu detayları öğrenmekle aslında çok daha merak ediyorlar. Sonuçta bu yüzden bu videoyu buraya kadar izlediler. Şirketin şu andaki ihracat oranı yaklaşık yüzde 15-20 civarında değişiyor. Yani satışların içerisindeki ihracat oranı. Bu önemli. Türkiye biliyorsunuz dövizin arttığı bir ülke. Dolayısıyla şirketlerin iç pazardaki talep daralmasına karşı sadece dövizin artması, ihracat hep döviz artması olarak bahsedilir ama asıl en önemli sebebi arkadaşlar iç pazarda bir talep daralması yaşandığında, bir durgunluk yaşandığında sizin başka pazarlara mal satabilmeniz lazım. Bugün e, mesela Türkiye'den ya da herhangi bir ülkeden sadece Rusya'ya, Ukrayna'ya mal satan bir aslında şirket olduğunu düşünün. Bakın bir sürü şirket Rusya, Ukrayna'dan çıktı. Orada çünkü savaş var. Satışlar durdu. Dolayısıyla operasyonu kapatıp iflas etmeniz anlamına gelir. Dolayısıyla müşteri çeşitliliği kadar, ürün çeşitliliği kadar, ülke çeşitliliği de çok önemli. Buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim tamamlanan projeler kısmına. Şirket burada bakın birçok projesinden bahsetmiş, tamamlanan projeleri anlatmış. Burada önemli dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi TİH, Türkiye'nin elektrik dağıtım işlerini yapan, ihaleleri veren, aslında kurumu. Dolayısıyla siz bu ihaleleri dağıtırken Türkiye'nin en büyük transformatör üretim fabrikasıysanız, birçok ihaleyi de alıyorsunuz ve e, aslında Astor'un en büyük avantajından bir tanesi iç pazarda bu anlamda tek konumunda yerli marka konumunda e, zaten e, şirketin patronu da biraz e, siyasi tarafta yakın bir e, aslında geçmişi var izlenimi var benim YouTube'da şey Google'da en azından gördüğüm. Dolayısıyla birçok ihale buradan alınıyor. Ama bu ihaleyi bu yakınlıktan dolayı alınmıyor yani yanlış anlamanız lazım çünkü ürünler Kaliteli e, Ürünler rekabetçi ürünlerin fiyatı uygun ürünlerin yerlik düzeyi uygun, bu yüzden alıyor e, Bunun dışında birçok Bilinen markaya da e, Ürün veriyor arkadaşlar e, Devam eden projelere baktığımızda bizim için tamamlananlardan çok devam edenler ve gelecek önemli çünkü Biz ne diyoruz hep e, özellikle buradan bir bilançoyu analiz ederken, bir şirketi analiz ederken sadece bilanço analizi yapanlara e, hep bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü bilanço dediğimiz şey arkadaşlar dikiz aynasıdır. Biz geleceği dikiz aynasından göremeyiz. Bugün temeliniz adı altında size anlatılan birçok şey bilançoya bakıp cari oran, faaliyet, fabrik artmış bunları anlatmak ama Gerçek temel para kazandıran temel arkadaşlar, gelecekle yapılan, gelecek adına yapılan analizdir. E, bunu unutmayın devam eden projeye baktığımızda birçok devam eden proje var. Bildiğiniz firmaları ben size çizmek istedim. Kontormatik firmasını mesela anlattık burada çok yüksek kazandıran firmalardan bir tanesi yine TTH'la birçok devam eden proje var. Bunların hepsini tek tek üzerinden gitmeyeceğim ama çok fazla iş var. Çok daha fazlası da gelecektir. Çünkü halka arz oluyor, bilinirliği artacak. Sadece yurt içinde değil, yurt dışından da çok fazla iş gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle notlarımızı tek tek geçelim. Bunlardan bahsettik. Şirketin yatırımlar bölümüne baktığımızda beni bu tabloda en mutlu eden bakın yatırımların finansman şeklinin bir çoğu öz kaynak yöntemiyle yapılmış. Bu çok iyi. Yani borç kullanarak yatırım yapmamış. Şirket çünkü para kazanıyor ve bu parayı kullanıyor. Bunun dışında yatırım yıllarına baktığınızda benim dikkatimi çeken önemli şeylerden bir tanesi yatırımları hızlı bitiren bir şirket. Yani yatırıma başlamış bir yıl içerisinde birçok yatırımı bitirmiş. Demek ki çok daha ufak ölçekli ama hızlı aslında bir tesis devreye alabiliyor. Bu da yarın öbür gün Astor bir aslında yatırım haberi açıkladığında 3 ay 6 ay içerisinde çok hızlı biçimde geri dönüşünü alacak demek. Biliyorsunuz finansta bir yatırımı bugün yapıyorsanız geri dönüşü ne kadar erken almaya başlarsanız paranın zaman değeri sebebiyle o kadar yüksek oranda aslında yatırımın geri dönüşü olmuş oluyor. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. E, Astor 2 çatı GES var. Şimdi bu şu yüzden bunu belirttim. Ben burada aylardır rüzgar enerjisi, yenilebilir enerji, GES bunları söyledim. Şirketler patır patır her gün borsaya açık olan 3-4 şirket çatısına GES yaptırıyor. Açık olmayan şirketlerde de GES yaptırıyor. Burada borsanızda bu güneş enerjisi panellerini üreten şirketleri anlattım. Çok kısa sürede 4 katına 5 katına çıktılar. Ve insanlar hala FK üzerinden konuşuyor. Arkadaşlar bu iş daha ne, nasıl anlatabilirim? Yani kaç farklı cümleyle anlatabilirim? etrafınıza bakın, yaşananlara bakın. Çok fazla talep var ve bu şirketler bu taleplere yetişemiyor. Siz ekran karşısında FK 150 diye piyasa değeri bilmem kaç diye piyasa değeri defter diye ona yatırım yapmıyoruz ama şirketler e, üretim yapmaya, satış yapmaya ve talebe yetişemiyorlar. Yani lütfen artık zihniyetinizi değiştirin, e, yatırım yapma zihniyetinizi değiştirin. FK piyasa değeri defter değeri ona biz bunları çok anlattık. Biz bunların doğru yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece buna bağlı olarak yatırım yapan kişiler kazanamıyor arkadaşlar fırsat maliyeti sebebiyle hatta kaybediyor. Biz bu enerji şirketlerinde ki birçoğunu bulabilirsiniz. ana sayfada paylaştım. Şuradan geriye gideyim. burada birçoğunu temeliniz videoların hepsini paylaştım. Kaç video yani fiyat kaçken izlemişsin bakın bunlara kaçken paylaşmışım. 4 kat 5 kat para kazandık ve FK'lar o zaman da yüksekti ama hep ben bunları anlattım. O yüzden bu bakış açınızı değiştirdiğiniz anda borsada çok fazla muhtemelen para kazanacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi şirketin yatırımlarını anlattık. Şimdi teşvikler önemli. Teşvikler neden önemli? Çünkü bu sektörde teşvik çok fazla. Ama şirket aynı zamanda arge yatırımı da yapan bir şirket. Şimdi mesela Astor e, kıyaslanabilecek bir şirket arkadaşlar. Astor'un aslında GESA'nın halka arz edeceği Europower. Şimdi şu gördüğünüz ürünlerde mesela Euro Powerda da bir transformatör üretimi var. Ee, daha çok benzer bir ürün. Tabii ki farklı şeyler var ama GESA'nın içerisindeki Power da biliyorsunuz halka arz beklenen şirketlerden bir tanesi. Ama gidip Astor'u e, Smart'la e, ya da işte Alfa Solar'la kıyaslamak lazım. Alfa Solar Smart'ın rakibi. Gesan GESA'nın içerisindeki Europower halka arz olursa biraz daha bu şirketin rakibi Astor'un rakibi diyebiliriz. Dolayısıyla elma ile elmayı kıyaslamak lazım bir şirketi kıyaslarken. Şimdi teşvik konusu önemli. Sektörde çok fazla teşvik var. Şirket aynı zamanda çok fazla ARGE yatırımı yapıyor ve bu teşvikleri topladığınızda arkadaşlar bakın yatırım ve teşvik belgesi indirimi 190 milyon. Topladığınızda böyle 200 milyon 300 milyonluk teşvikler var şirketin aldığı. Bunlar çok büyük teşvikler. Şirketin cirosun 3 milyona yaklaştığını net kar marjının işte 3 milyon, 5 milyon, 5 milyar cirodan özür diliyorum. Bazen hızlı konuşurken böyle sürçülisan ediyorum. Onları da zaten anlıyorsunuzdur. 5 milyar cirodan siz 10-15 kar marjı yaptığınızda 750 milyona, 800 milyona geliyor. Bugün şirketin teşvik aldığı 300 milyon civarında yani aldığı teşviklerin Dönemlik net kar, yıllık dönemlik net kar baktığınızda çok büyük bir kısmı da, teşvik kısmı da var. Yani işin bu da çok önemli. Biliyorsunuz Sasa'da teşvik olayı çok fazla e, konuşulan konulardan bir tanesi. Yani şirketin nasıl para kazandığı önemli. Teşviklere bakmak lazım. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiler var. Ben bunları okudum ama çok fazla e, girmeyeceğim. Videoyu da çok fazla uzatmamak için. Ama bu gördüğünüz ürünler biraz önce size gösterdiğim aslında Gesan'daki ürünlerin şey, GESA'nın içerisindeki Avrupa'nın ürettiği ürünlerin aynısı. Astor çok daha büyük bir şirket yalnız onu söyleyeyim. Ee, en baştan üretim kapasitesi olarak ve sektöründeki konumu olarak e, bunu belirteyim. İç pazar ihracat kırılımı önemli. Biraz önce bir genel bir oran vermiştim ama şirketin satışlarının e, aslında ihracat ve yurt içi kırılımına burada bakıyorsunuz. E, yurt içinde de ee, aslında ihracatta da artan bir pay var. Bakın güç dağıtım transformatörleri 146, 151, 192 artıyor. Ama e, payı 68'den 65'lerden 34'lere düşmüş durumda. E, çünkü yurtdışı taraf 271, 350, 853 diye artıyor. Yani yurtdışı taraf inanılmaz hızla artıyor. E, bizim geleneksel tırnak işareti, işareti içerisinde yatırımcımız da elektrik işi, elektrik sektörü diyor ki işte çok yüksek FK'lı. Arkadaşlar daha nasıl anlatayım bu sektör her yerde santral kuruluyor. Türkiye son dönemde son birkaç senedir enerji işine çok fazla yatırım yapıyor. Hem özel şirketler hem devlet hem şimdi yenilenebilir enerji tarafı depolama tarafı çıktı. Bakın elektrikli araçlar geliyor. Bunları lütfen atlamayalım. Yani bunlardan çok fazla kez bahsettim. Şirketin cirosunun önemli bir kısmı ihracat şey ihracattan 120 civarı ihracattan geliyor. Toplamda 72 ülke ihracat yapılıyor. 72 farklı ülke. Çoğunluk arkadaşlar gelişmekte olan ülkeler. Avrupa tarafına çok fazla iş yapamıyorlar. Çünkü Avrupa tarafında arkadaşlar çok yüksek kalite beklentisi var çok yüksek kalite beklentisi de onları biraz daha kendi markalarına, bilindik markaları almaya gidiyor. Ne onlar? Schneider Electric, ABB, Siemens, Hitachi. Hitachi bile belki giremiyordur. Yani şu üç marka en iyi markalar. Bunları bir kez daha sizlerle paylaşmış olayım. Yani sektörü global anlamda her şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Sadece izahnamede gördüklerimi değil, genel kültür olarak, diğer sektör şirket değerlendirmeleri olarak sonuçta yurt dışında da ben birçok şirketin analizini kendim için yapıyorum. Bunları da anlatacağım bu arada. Bizdeki bu şirket analizlerini bitirdiğimde yurt dışındaki şirketlere de gireceğiz. O yüzden bu temeliniz arkadaşlar şirket tanıtma işi bir sizin genel kültürünüzü, olaylara bakış açınızı tamamen değiştirecek bir olay. Umarım faydalı oluyordur diye Umut ediyorum şimdi biraz sektör kısmından anlatacağım çok hızlı biçimde çok da vakit oldu bir halka arz için ama bu biliyorsunuz bu halka arzları bu videoları ben ömürlük yapıyorum yani 2 sene 3 sene sonra girdiğinizde bu şirket nasıl para kazanıyor rakipleri kim sektöründeki ilerleyiş ne yani bir günlük iki günlük analizler değil bunlar halka arz sonrasında bizi izleyecek binlerce kişi on binlerce kişiye ışık tutacak bilgiler. O yüzden e, anlatmaya çalışıyorum. Ben de vakit ayırıp. Şimdi sektör analiz çok önemli. Normalde biliyorsunuz bir şirketin yani halka arzdan sonra bir şirketi anlatırken bir yatırımcı sunumu bir faaliyet raporu üzerinden giderken en başta sizlere temel iz eğitiminde gösterdiğim gibi sektör analizini anlatıyorum. Önce ekonomik durumu anlatıyorum. Sonra sektör anlatıyorum. Sonra şirkete giriyorum. Ama burada izahname üzerinden gittik. İzahname de sektör analizi en sona konmuş. Sektör analizine baktığınızda büyüyen bir sektör ve transformatör alternatifi olan bir sektör değil. E, altyapılar eskidi arkadaşlar. Yapılan altyapılar eskidi. Sadece Türkiye'de değil birçok dünyada eskidi ve e, artık bu altyapı değişimleri çok fazla gündemde. E, çünkü elektriğe olan talep gitgide artıyor. E, sadece elektrik fiyatlarının artması olarak değil e, talep artıyor. Ne diyorum? Dün paylaştığım Ciro'yu artıran önemli şey satış artı ürün adedi ürün adedi kısmında talep de artıyor. Elektrikli araçlar özellikle Avrupa'da örneğin arttığında, Türkiye'de arttığında siz belki Türkiye için biraz daha uzak bir geçmiş ama bugün Avrupa'da herkes çoğunluk herkes tabi çok şey bir kavram. Belki 10 kişiden 2 kişi şu an ama 5 sene sonra 10 kişiden 5-6 kişi olacak. İşten evine geldiğinde arabasındaki arabasını koyuyor park yerine oradan bildiğiniz prizden şarja takıyor ve şarj ediyor aracı. Dolayısıyla bu şarjlar güneş panellerinizden ürettiğiniz güneşler bunların bütün ana akıma gönderilmesi. Bunların hepsinde transformatörler kullanıyor. Bu da büyük bir talep demek. Büyük bir değişim demek. E, tabii ki gelişmekte olan ülkelerde çok fazla talep var. Çünkü onlar nüfusları çok hızlı artıyor. Burada nüfus artışı yok, çok önemli. Nüfus artışı elektrik tüketiminin aslında gayri sahibi yurt içi en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten. Ee, bu Çin, Hindistan, bu pazarlar çok iyi. Bu üretim kapasitelerinde üretim adetlerinde ama buradaki kalite beklentisi Avrupa'yı da kıyaslamıyor. Türkiye ve özellikle Astor bu anlamda kalitesini bir tık daha arttırabilirse birçok iş de alabileceğini düşünüyorum. Ama en önemli şeylerden bir tanesi şu büyüyen sektör. Bakın 2020'den 25'e gittiğimizde yıllık büyüme oranı %6 arkadaşlar. Bir sektör için çok büyük bir oran. Yani sektör büyüyor. Siz satışlarınızı arttırmama ihtimaliniz yok. Eğer ürününüz rekabetçi ise hele Astor gibi çok rekabetçi ve pazar lideri bir ürününüz varsa, üretim adınız çok yüksekse bu yıllık büyüme oranından e, inanılmaz faydalanırsınız. Buna çok dikkat etmek lazım. E, şirketin bakın raporunda da yazıyor. Yenilenebilir enerjik enerji yenilenebilir enerji elektrik enerji üretiminde artan odaklanma. Hep bunları anlattık aylarca. Hidro, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji yenilenebilir enerji üretimindeki artışlar güç transformatörü güç transformatörü pazarının önemli sürücü etkenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Artı elektrikli araçlar gibi şeyler ve şirketlerin özellikle kendi çatılarında bu santralleri geç santralini kurması çok çok önemli. Çünkü her santral kurduğunuzda büyükten küçüğe bir transformatör kullanıyorsunuz. Birisinde bir tane iki tane birisinde 15-20 tane kullanıyorsunuz. Bu tabii ki büyüklüğünüze bağlı. Ve e, özetle büyüyen bir pazar, büyüyen bir sektör e, talep. Artıyor sadece güç transformatörlerine bazen talep öne çekiliyor bazen e, azalıyor ama büyüyen bir sektör var. Yıllık bazda baktığımızda iç pazar payına baktığımızda demin önce söylemiştim. Birçok uluslu şirketimiz birinci Astor ikinci yani pazarında iyi bir konumda. Bu özellikle Astor tanındıktan sonra ben e, halk arzdan sonra Ürünlerindeki rekabetçiliği, tabii ki arge çok önemli. Transformatör ve bu tarz teknolojik ürünlerde bu pazarı kapma, kapmamak için bu pazar lideri olmak için hiçbir sebebi yok. Bunları da ilerleyen yıllarda yatırımcı sunumlarından, faaliyet raporlarından takip ederiz diye düşünüyorum. Gelecek görünümü Türkiye pazarının gelecek görünümü hep anlatmıştım. Yıllık büyüme arkadaşlar, bakın 2014-2021 yılında yıllık büyümesi 2.1'den 2029 yılına kadar yıllık büyüme oranı. 2.7'ye çıkıyor yani büyümemizin eğrisi artıyor bu pazara olan talep artıyor yani hiçbir şey yapmasanız da üretim e, talep var talep olacak ve işte detayları takip etmek çok önemli ben size biraz e, önce ne demiştim Euro Power Enerji demiştim e, Euro Power Enerji'yi zaten izahnamede de yakaladım e, sizlerle bunlarda, bundan önce tabii ki paylaştım e, ama zaten bir şirketin ne iş yaptığını bu derinlemede analiz ettiğinizde öğreniyorsunuz. Nasıl para kazandığını, rakiplerinin neler olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ve her sektörle ilgili de yorum yapma kabiliyetiniz genişliyor. Evet, izahnamenin 244 sayfanın birçoğunu, önemli yerlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Çok da vakit aldım. Ama her zaman söylediğim gibi çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu temeliniz videolarının bir yenisini daha ekledik bu temeliniz videolarına. Ee, umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Ee, çok daha faydalıları tabii ki eğitimler ve katılı özel üyeler özel videolarda biliyorsunuz YouTube sayfamda. YouTube sayfam bir finansal okuryazarlık kütüphanesi. Aradığınız birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçül lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.